İsmail Yeka. İsmail Yeka, yakın bir arkadaşının ricasını kıramayıp hiç tanımadığı bir çiftin düğününe konuk olarak gelir. Sonrasında yaşananlar İsmail YK'yı düğüne geldiğine geleceğine pişman eder. Bu düğünlü dernekli şakamızın misafiri İsmail YK. Birazdan düğüne misafir olarak gelecek. Menajeri Fatih bizimle beraber. Fatih, ne dedin İsmail'e? Vallahi, nereye getiriyorsun İsmail'i? Bir tane çok sevdiğimiz Eyüp Kanat, Eyüp abinin yeğeninin düğünü var. Dedim. Yeğeninin babası yok, yetim dedim. Gitmemiz senin gerekiyor. Senin de orada olman. Destek, tamam dedi. Ben şimdi hoş olur dedin. Onu alıyorum, birazdan getiriyorum. Alıp getiriyorsun. Gelinimiz, damadımızın annesi Elçin. Kızın annesisin değil mi Serap? Serap kızımızın annesi. Sefa var, Levent var, babamız var. Gelinimizin ablası, İlksen ablası rolünde takıyı İsmail ile Fatih'in oturduğu masaya bırakacak. Düğünde takılan takıları. Diyecek ki hemen geliyorum. Siz orada sohbet ederken Neşe Hanım gelecek. Neşe Hanım da diyecek ki gelinin takıları buradaymış, alabilir miyim diyecek. Meğer kötü niyetli kişi burada Neşe'ymiş. Takıları alacak gidecek ve gelip Elçin diyecek ki İsmail Bey takılar nerede? Ve olaylar gelişecek. Hareketli olsun burası orkestramızla beraber. Fatih, seni İsmail'in yanına yolluyoruz alıp düğüne getirmen için. Görüşmek hadi güzel. Ben de yerime geçiyorum, görüşürüz. Arkadaşlar, İsmail Yeka her an gelebilir. Herkes kalksın, oynasın. Gerçek bir düğün havası verelim ortama. Şöyle bir şenlendirelim bakalım düğün salonumuzu. Harbiden düğün ya bu. Tamam. Tamam, İsmail Yeka işbirlikçimiz menajeri Fatih'le birlikte girdi salona. Karşılayın arkadaşlar hemen ve masasına oturtun. Şöyle bir oynatalım İsmail'i baştan. Gel. Levent, şimdi mikrofonu al eline. Aramızdaki misafiri, yani İsmail YK'yı anons et. Şöyle bir alkışlat onu salona. İsmail abimiz aramızda. İsmail YK, kocaman bir alkış. İsmail abi, şeref verdin, onur verdin. Bizi kırmadın, Allah senden razı olsun. Bir şarkı bize lütfedersen çok seviniriz abi. Ya dur ya, çocuğa bir nefes aldırmadınız, gelir gelmez. Nefes nefese kaldım.
Bu kondisyonla, bu kondisyonla nasıl şarkı söylerim ben? Halay çekmedi. O zaman hemen hemen herkesin bildiği bir şarkıyı söyleyelim. Neredesin olabilir? Değil mi? Neredesin? Yoksa Bela mı okuyalım? Evet evet, şu beddualı şarkı herkesin bildiği şarkı mı? Çok güzel. Tam düğünde söylenecek şarkı gerçekten. Evet arkadaşlar. Bela okuyalım, Bela okuyalım. Bela mı okuyalım? Bela okuyalım. O zaman La sesi yapabilir miyiz hocam? Hicaz. Evet, Bela Hicaz'dan okununca demek ki daha farklı. Benim için hep sen vardın. Hadi Sefa gelin dansa kaldır bakalım. Allah belanı versin, Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Hayatımı sen mahvettin, acımadın. Ya bundan daha ironik bir şey olabilir mi yani? Allah sizi mutlu etsin. Allah sizi inşallah birlikte aynı tabakta doyar. Birlikte nefes alır ve aynı yastıkta kocarsınız inşallah. Bir parça daha alın. Bir tane daha, bir parça daha. Zorlamayın daha fazla. Misafir olarak geldi. Sizin düğününüzün şarkıcısı değil İsmail. Alalaya alaya geçseydik. Tamam, yoruldu biraz. Sonuç. Tamam gel. Biraz ara verelim. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte. Biz de bir dinlenme arası verelim böylelikle. Dilan hadi altınlar ilk sene emanet edilsin. Abla. Ya şunu sen test et. Tamam canım ben. Ben bir... Turgut, Serap siz misafirlerle ilgilenelim deyin kalkın masadan. İlk sen yalnız kalsın onlarla masada. Dolaşalım hemen geliyoruz. Siz... İlk sen zamanıdır altınları İsmail'e emanet et ve kalk masadan. Şunu 2 dakika size emanet etsem kapıdan alıp geliyorum birini. Tamam çok sağ olun. Tamam Ayşe şimdi sen gidip altınları Mehtap sana söylemiş gibi al ve hemen uzaklaş oradan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şey sağ olun Mehtap size bırakmış. İlk sen şimdi gayet normal bir şekilde gidip bıraktığın altın kesesini sor bakalım. Ama hemen olayı büyütme. Keseyi bırakmıştım da buraya. Bir bayan götürdü burada az önce. Kim götürdü? Belki Dilan almıştır. Bir sorayım de ayrıl oradan. Sen birine mi söyledin? Dilan'a sorayım belki. Dilan koydurdu kasaya belki. Dilan'a sorayım bir dakika. Dilan, ben buraya bıraktım da şeyi. Neyi? Keseyi. Biri aldı. Sen kime söyledin? Hayır. Ben bir şey demedim kimseye. Tamam tam ayarında oldu bu. Şimdi yavaş yavaş yükseltelim. Kim almış ki anlamadım. Panik yapmayalım da. Kızım nasıl bir... Pardon nasıl bir... Biri mi aldı? Bayan aldı. Ha nasıl bir hanım? Adı ne? Kaç yaşlarında adını bilmiyorum. Resim falan çektim. Zaten çok güzel çektim. Ha. Adı ne mi? Dilan alemsin yani. İsmail Bey pardon ben Nerim'in altınları alabilir miyim diyecek hali yok ya. Aldı işte orada. Ne oldu? Anne sakin olabilir miyiz? Burada oturuyormuş. Sonradan gelmiş. Ha? Sonradan gelmiş. Selam vermiş bilmem ne. Çıkarken gördüm diyor. Nasıl çıkarken gördün? Bayağı çıkarken gördüm. Çıkarken gördüm. Keseyle mi görmüş yani? Ya kamera kayıtlarından falan bulamazsın. Maşallah işte. Polis çağıralım diyeyim biriniz. İsmail Bey de şahit yapalım deyin. Polis çağıralım mı o zaman? Polis çağıralım o zaman. Tamam, kamera kayıtlarından bulsunlar o zaman. Tamam. İsmail Bey siz de şahit olursunuz. Tamam. İsmail bak salondan içeri girdi halay. Hemen arkasından bir eser. Ki beddualı bir eserdi İsmail'cim. Takdir edersin ki bak başına neler geldi. Hemen şarkı. Arkasından hırsızlık. Dur bakalım nereye gidecek. Sefa. Al işte annemi üzüyorsun. Üç kadın parayı biriktirdim ben çocuğumu hürmetini görmek için. Çocuklar ambulans hazırladı kapıda. Elçin düğün yapmak için bir de borca girdin. Dünya kadar borç var. Biraz daha sakin ol. Belki de bulunur ya. Bulunur.
biz kendi aramızda bir konuşalım deyip İsmail'i yalnız bırakın. Bakalım neler konuşacak menajeriyle. Hani bir gelin, bir gelin de biz kendi kendimize. Kamera kayıtları şu anda var değil mi? Bir gelin bir kendi aramızda bir şey yapalım da bir izin abi bize de İsmail abi bir. Tamam, sakin. Abi kusura bakma Allah aşkına. Polis gelince şu çeken kamera mı? Buradan çekiyorlar. Evet evet bunlardan çıkar abi. Muhakkak çıkar yani. Şahitlik falan istersen kimliği bilelim. İsmail'in yanında kimliği yokmuş arkadaşlar. O yüzden polis geldiğinde herkesten kimlik soracak biliyorsunuz herkese. Seni bilen biliyor abi. He? Kimliğin yanında. Evet çocuk vallahi İsmail pastaya verdi kendini. Pasta mı yiyor devamlı orada? Ah döktü üstüne başını. Düştü mü? Ben görmedim onu. Yere düştü herhalde görmüyor. Yeter ama yani ha. Anne ya sakin ol. Neyi sakin olacağım? Tamam olsun abla ya. Yapacak bir şey olsa yapayım işte. Seni bendirme beni ya. Evet ve şimdi 18. kez polis rolünde izleyeceğimiz oyuncumuz Rasim ve rol arkadaşı Eren Gül geliyorlar. Hadi artık girip herkesin kimliklerini toplayın ve kimliği olmayanları da karakola. Abi şuradan sondaki adam görmüş masada. Ha polis geldi. Anne! Tamam anne. Tamam. Sen bir gel Mehtap gel. Hoş geldiniz. Polisler hemen İsmail'in yanına gitmeyin. Başka bir yerde polislere durumu açıklayın güya. Düğünümüz var. Hayırlı olsun. Ben kesesini, altın kesesini masaya bıraktım. Rasim yalnız sen İsmail'i görünce tanı hemen. Hangi masaya bıraktın? Bu İsmail Beylerin masasına bıraktım. İsmail Yekan. İsmail Yekan mı? Merhaba. Yani burada altınlar çalındı, doğru evet, mu? Evet, evet. Altın torban çalındı. Sakin olun, herkes sakin olsun. Aldım. Sizin kimliğinizi alayım. Benim kimliğim yukarıda. Sizde bu masadan çalındı. En son veren kimliği, doğru mu? Yani kısmen gördüm. Rasim, ikinci bir emre kadar bütün giriş çıkışları kapat. Şöyle yapalım. Bütün çıkışları kapatalım. Hissettiniz lan. Tamam. Yanlış herhalde. Niye yaşamışsın? Herkesten kimliği toplayabilir misin? Ne anlaşıyor? Ben sizden de kimliği rica edeyim. Düğün videosunu göstersek oradan tanır mısın diye sor Sefa. Düğün videosunu göstersek tanır mısın abi? Valla kimsenin günahını almak istemiyorum bir bakalım istersen. Hani en azından ama bu değil de zaten aldığı görülür kadının ki videoda. Hani en azından zaten bu değil de ama o anı çekiyor mu yani kendini? Yani sonuçta fotoğraf çektim. Zaten ya. Fotoğraf video görüntülerini kayıt ettiyse eğer zaten evet. Alan kişiyi de görürüz. Bir şey soracağım ne kadar büyüklükte bir... Yani şuraya sığabilir misin? Ya masanın üstü yeterince dolu da zaten. Üzerindeydi. Senin önünden aldı gitti yani. Evet. Ya siz demediniz peki yani kimsiniz diye. Niye buraya bırakıldı bir defa yani? Düğün sahiplerinden biri zannettik. Şimdi biri gelse ben düğün sahiplerinden biriyim dese yine bir arada. Kimsin sen? Alamazsın bu altınları. Kimliğini göster bu düğün misafirimiz. Buradaki herkesi karakola götürmek zorunda. Özellikle bu masa ve bırakan kişiler de özellikle siz ve... Siz de bu masada mıydınız? Nasıl hep birlikte karakola mı gideceğiz? Şu masada bulunan ve bırakan kişiyle beraber bütün herkes, garsonlar dahil olmak üzere herkesi karakola aldı. Evet, cümbür cemaat karakola gidiyorsunuz, hazır olun. Hadi kalk abi. Memur Bey, yalnız izin ver. Bir dakika bir şey. Ben burada... Kalk abi. Beyefendi orada anlatırsın. Kim olduğunu, ne olduğunu orada anlatırsın. Ya memur bey şimdi ben burada nasıl çözeyim bu olayı? Adam selam verdi, borçlu çıktı böyle. Hiç mi olur misafirimiz? Tamam da burada ben nasıl çözeyim bu olayı? Hadi Rasim, al dışarıya doğru getir İsmail'i. Ben de sevgili hırsızımızla, kırmızılı kadınla birlikte karşınıza çıkacağım birazdan. Aldım hırsızımızı geliyorum. Nereye? Gayret nasıl? Ha, yürüyerek gideceğiz yani şuradan. Hep birlikte bütün düğün ahalisi. Bütün ahali yürüyelim. Bir tane teknik ekip isteyin dedik. Murat sen araba yazın. 4-5 tane araç istesen. Tamam. Benim araba var dışarıda. Biz arabayla takip ederiz sizi. Böyle buyurun. Yakaladım hırsızı İsmail'cim. Bir şey yok, karakola gitmiyorsun. Nerede o? Ver şunların altınlarını. Çok üzmedik seni, hafif. Alın altınlarınızı.
sizi gidin sizi. Ya var ya ben de sahnede Allah belanı versin okudum. Dedim ki acaba gerçekten beddua mı beddua var, kabul ettik ya. Dedim, nereden okuduk biz? Uğursuz mu geldi acaba dedim. Halbuki dedim ki herkes sizi mutlu etsin dedim ama dedim ki herhalde duamız. Ay, o kadar iyi niyetli geldi çocuk şuraya size abi. Güzel. Şarkıyı da bir bozdun değil mi? Allah mutlu etsin aynen, diye mi okudun? Allah sizi mutlu etsin. Allah sizi mutlu etsin diyor. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz İsmail YK'ya. Zaten uzun zamandır düğüne gitmemiştim. Şöyle bir ruh tadıyla eğleniriz, oynarız, halay çekeriz. Sahneye çıktık, şarkı söyledik, halay çektik, her şey çok güzel gitti. Allah belanı versin. Güzel oldu yani atmosfer çünkü çok güzeldi. Çünkü olay olana kadar tabii ki. Mehtap size bırakmış. Alayım. İnsanların bir arası damatın annesini istiyor. Bir yandan bana bakıyorlar. Ben de kendimi suçlu hissettim çünkü masada ben vardım. 10 yaşından beri ben onu öksüz büyütüyorum. Bütün gördüğümüz hale bak. En mutlu günümde olan şey mi bu ya? Polis zaten geldiğinde altınlara inan ki hiç düşünmedim. Kimliğim yanımda yok. Herkesten kimlik toplayabilirim. Ben sizden de kimlik rica edeyim. Onu görünce bir rahatlık hissettim. Yani zaten öncelikle herkes zaten tanıyor. Acaba o da mı bu düğüne davetli yoksa onların yaptığı bu şaka programı mı dedim. İnşallah bu programdır. Sonra altın aradınız deyince artık yakaladım hırsızı İsmail'cim. Hırsızı yakaladım canım. Merak etme bir şey yok. Karakola gitmiyorsun. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Aramızda.